Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Niğde'de, Niğde Üniversitesi'nde canlı yayında karşınızdayız. Niğde Üniversitesi bugün önemli konuklarını ağırladı ve Niğde'nin geleceği belki masaya yatırıldı. Artı Niğde'deki gençlerin girişimciliğe ve ekonomiye nasıl kazandırılabileceği konusunda konuşmalar yapıldı. Önemli isimler burada öğrencilerle buluştu ve onlara tecrübelerini, deneyimlerini aktardı ki internette biliyorsunuz olmayan tek şey tecrübe. Ve bugün tecrübeli isimler Niğde'deydi. Ve Niğde'ye bugün konuşacağız çıkış yolunda. Niğde'den çıkış yolunu arayacağız. Niğde'nin gelecekteki yol haritası nasıl çizilecek bunu konuşacağız. Niğde Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Adnan Görür canlı yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şevket Katırcıoğlu. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Özellikle girişim bankacılığı, girişimcilik ve KOBİ'ler denince zaten akla ilk gelen Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Vekili Turgut Boz. Siz de hoş geldiniz. Hocam isterseniz sizden başlayalım. Niğde Üniversitesi dışarıdaki algısıyla buraya gelip gördükten sonraki algısı son derece farklı. Bir kere bunu ben tespitimi bir yapayım. Burada çok büyük bir alan üzerine kurulan büyük bir üniversite gördüm. Ve Amerikan üniversiteleri gibi aslında arazisi, yerleşimi, düzeni ve içerideki mimari yapısıyla aslında hiç de dünya üniversitelerini aratmayan bir altyapıya sahip olmuşsunuz. Bir kere kutluyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle üniversitenizi bize bir anlatsanız. Kaç öğrencimiz var burada? Hangi bölümler var? Evet. Biraz diğer üniversitelerden farklılığınızı da ortaya koysanız. Evet, öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Niğde'ye hoş geldiniz, Niğde Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Bugün tabii bilgiyle deneyimin bir araya geldiği bir günde birlikte oluyoruz. Onun için de ayrıca sizlere ve diğer kıymetli misafirlere, burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Niğde Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, artık ayakları üzerinde durmaya başlayan bir üniversite diyebiliriz. Bugün itibariyle 25 bin öğrencisiyle Türk Yüksek Öğretiminde yerini almış durumda. 850 civarında akademik personeli, 550 civarında idari personeli olan büyük bir aileyiz. Sizin de gördüğünüz gibi burada büyük bir arazinin üzerindeyiz. Burada büyük bir arazinin üzerinde olmanın avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Tabii bu daha çok binaların ferah olarak yapılmasını, kampüs alanının nefes alınır bir kampüs olmasını sağlıyor. O açıdan güzel bir kampüsteyiz diyebiliriz. Üniversite olarak bugün itibariyle 10 fakültemiz var. Bu 10 fakülteden 2 tanesi henüz aktif değil ama 8. fakültemiz bu yıl aktif oluyor. Özellikle Mühendislik Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve son olarak da İslami İlimler Fakültesi eğitim alanına eğitim vermeye başladılar. Eğitim veriyorlar. Bunlardan en köklü olanları 4 tanesi Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi. Aslında eğitim fakültemiz çok köklü bir geçmişe sahip. Nereden evet. baksanız 60-70 yıllık bir geçmişi olan bir fakülte ama tabii Niğde Üniversitesi'ne katılışı da 92 yılı yine. Evet. Henüz 92'de kurulmuş olmasına rağmen Mühendislik Fakültesi'nin iyi bir altyapısı var. Hem akademisyen olarak hem çalışma alanları hem laboratuvarlar bakımından. Bu fakültenin altyapısı nedeniyle de üniversiteyi öne çıkaran bir alan var. O da enerji alanı. Özellikle temiz enerji konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunlardan birisi hidrojen enerjisi ki Türkiye'de bazı sanayi devleriyle de birlikte çalışmalar yürütülüyor. Bu anlamda baktığınızda bilginin teknolojiye dönüştüğü, gerçekten dönüştüğü yer diyebilirsiniz hiç tereddüt etmeden. Çünkü orada yakıt pillerine yönelik olarak yapılan çalışmalar ve
yapılan bazı üretimler gerçekten Türkiye'de tek diyebiliriz. Dolayısıyla orada bu çalışmaları bizim tanıtamamızdan kaynaklanan başlangıçta sizin söylediğiniz işte Nİİ'de dışarıdan böyle ama içeride gördüğümüzde çok farklı diyebilirsiniz. Bilginin teknolojiyle buluştuğu bir üniversite o zaman burası. Buluşmanın ötesine geçti, üretildiği, teknolojiye dönüştüğü bir teknolojinin yer. Teknolojinin de üretime dönüştüğü bir üniversite. Evet. Özellikle hidrojen enerjisini hidrojenden elektriği elde etme anlamında kullanılan çok önemli bir malzeme, membran dediğimiz yakıt pillerinde kullanılan malzemeyi burada arkadaşlarımız üretiyorlar. Ve bunu da bir sanayi kuruluşuyla birlikte yapıyorlar. Bunun uygulamaları da var. Mesela bu çalışmalar meyvesini de verdi. Ankara'da bir hastane kesintisiz ameliyathanesinde elektrik sağlanabiliyor, enerji sağlanabiliyor. O çalışmalar burada yapıldı. Yine o sanayi kuruluşuyla birlikte. Birçok o anlamda işbirlikleri var. En son birkaç yıldır faaliyete geçmiş olan daha yeni güneş enerjisine yönelik bir laboratuvar var ki Türkiye'de de yine o da çok önemli bir yere sahip. Bizim tabii buradaki tek dezavantajımız öğretim üyesi getirebilmek. O açıdan sıkıntı yaşıyoruz diyebilirim. Ama onu da aştığımız takdirde gerçekten önü açık bir üniversite, gerçekten bilginin teknolojiye dönüştüğü bir üniversite. Zaten bizim vizyonumuzda bilim ve teknolojide rekabet edebilir bir üniversite olma kavramı var. Dolayısıyla o vizyonu belirlerken de biz rastgele belirlemedik. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite misyonuyla hareket ediyoruz. Bu anlamda da üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bir diğer fakültemiz henüz daha mezun vermemiş ama Türkiye'de de çok önemli bir yere gelmiş olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi. Hem isim olarak hem bölümlerin yapılanması bakımından Türkiye'deki ziraat fakültelerinden tamamen farklı. Yani hep derler ya çocuklara deriz fark yaratmanız lazım. Biz de o anlamda fark yarattığımızı düşünüyoruz. Sadece 4 bölüm üzerine kurulu. Şu anda 3 bölümü açık. Bunu da yine Türkiye'nin çok önemli bir holding ile birlikte yaptık. Onlar çok ciddi mali destek sağladılar ve o desteklerin sonunda önemli bir yere geldi. Tabii buradaki hedefimiz, işin doğrusunu söylemek gerekirse, tarım alanında girişimci elemanlar yetiştirebilmek, girişimci insan gücü yetiştirebilmek. Neden tarım diyecek olursanız, NİDE'nin en önemli çıkış yollarından bir tanesi tarım. Az sonra belki Sanayi Ticari Odası Başkanımız da söyleyebilir. NİDE'de 3 önemli konu var. Bir tanesi tarım, bir tanesi hizmetler sektörü, bir tanesi sanayi. Ama bunlarla entegre olması gereken ve bugün itibariyle de entegre olduğunu düşündüğümüz üniversite. NİDE'deki ekonominin %40'ı hemen hemen tarıma dayalı. Ve kırsal kesim tamamen tarım yapıyor. Dolayısıyla burada bir tarım fakültesine ihtiyaç vardı. Fakat bunun klasik tarım fakülteleri veya ziraat fakülteleriyle yürütülmesini çok doğru bulmadık. Çünkü zaten yeteri kadar vardı ve yeteri kadar mezun veriyordu. Dolayısıyla farklı bir yapılanma gerekiyordu. O anlamda bölgesel, yerel kalkınmaya katkı sağlama anlamında bu fakültenin kurulmasını arzu ettik. Ve iyi ki de kurmuşuz diyoruz. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki en yüksek puanla evet, ziraat mühendisi alan, yetiştiren fakülte burası. Ziraat fakültesi bölümleri içerisinde evet, en yüksek puanla öğrenci alan bizim bu fakültemizdeki tarımsal genetik mühendisliği bölümüdür. Tarımsal genetik evet, mühendisliği. Ve şu anda başlangıçta %30 İngilizce eğitimle başladık. Şu anda tamamen %100 İngilizce eğitime geçtik. Türkiye'de İngilizce eğitim veren tek tarım fakültesi. Ama maalesef bugüne kadar biz bunları herhalde yeterince tanıtmayı beceremedik. İşte biz bugün bunun için geldik hocam buraya. Ben onun için teşekkür ediyorum. Aynen ayrıca. Şimdi aslında devam edelim sizle sohbeti ama
Şimdi üniversite sanayi işbirliğinden bahsederiz ve bunun kurulamamasından bahsederiz ama bugün çıkış yolunda üniversite rektörümüzle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız yan yana oturuyor. Üstelik Türkiye'nin Girişimci Bankası TEB'i de yanına almışlar. Evet. Üçü bir arada. Şimdi burada çok güzel ürünler çıkacak. Şevket Başkanım, şimdi inovasyondan bahsediyor Sayın Rektörümüz, girişimcilikten bahsediyor, sanayiyle iç içe olmaktan, farklı bir eğitim sisteminden bahsediyor. Yani aslında üniversiteyle sanayinin ihtiyacı olan, bölgenin ihtiyacı olan üniversite öğrencisini yetiştirmenin altyapısını oluşturmuş. Ben söylemekte bir sakınca görmüyorum. Doğuş Holding'in de çok ciddi desteklerini almayı başarmış. Yani sanayicinin de desteğini almayı başarmış. Ve bugün de TEB'i yanınıza aldınız. Burada girişimcilik üzerine konferanslar yapıyorsunuz. Şimdi her şey hazır. Galiba bir heybe yapmak kalıyor değil mi? Öyle olacak herhalde. İlk başta bir şehitimiz var biliyorsunuz. Şehitimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bugün gerçekten bizim için önemli bir gün olacaktı ama biraz buruk başlıyoruz bu programımıza. Evet efendim. Ben TEB ailesi zaten en çok NİDE'ye ziyaret eden ekiplerden bir tanesi. Onun için hep iç içeyiz. Bununla ilgili de tabii elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Evet. Bununla ilgili biliyorsunuz üniversite sanayi işbirliği içerisinde Teknopark'ı şu anda faaliyete geçirmiş bulunuyoruz herhalde. Bugün yarın faaliyete geçireceğiz. Teknopark'ta Ar-Ge yapılabilecek hem sanayicimiz açısından hem de ki burada öğrenciler açısından Teknopark'ın kullanım alanına sunacağız. Bu gerçekten bizim için büyük bir başarı. Çünkü NİDE gibi ufak bir yerde gerek rektörüm olsun, gerek valimiz, belediye başkanımız, Sanayi Bakanlığı'ndaki olan arkadaşlarımız çabalarıyla biz bu Teknopark'ı NİDE'ye kazandırdık. Mühim olan bundan sonrası işletilmesi. İşletilmesi için de Adnan Hocam'a güveniyoruz zaten burada. Altyapısını da hazırladık. Öğrenciler yetişiyor. Bundan ilgili talepler var. İşte dediğiniz gibi Doğuş Holding daha önce Ar-Ge çalışmasını Adana Teknopark'ta yapıyordu. Doğuş Holding buraya gelecek. Bundan ilgili görüştüğümüz diğer holdingler de var. İşte Güneş Enerjisi olsun, Güneş Pilleri olsun. Bunların bir altyapısı var NİDE'de. Bununla ilgili Teknopark'ta yerlerimiz mevcut. Onlar çalışma alanları bizden talep ettiler. Valla en iyi şekilde Teknopark'ta Ar-Ge işlemlerini gerçekleştireceğimize biz inanıyoruz. Başkanım şimdi para ve yatırım huzur iklimini sever. Evet. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bu anlamda aslında sizin yaptığınız bu çalışmalar Türkiye'deki huzur iklimine faydalı olabilecek en birincil vazife. Yani ülkedeki anarşi ve terör ortamı silahla mücadele yapılırken bir taraftan da bu tarz yatırımlarla özellikle eğitim yatırımlarıyla daha bilinçli, daha üretken, daha girişimci bir toplum yaratmak aslında aş ve iş anarşinin panzehridir, terörün panzehridir. Burada farklı bir misyonla görev yapıyorsunuz. NİDE bugün şehidini ağlıyor ama bir taraftan da Türkiye'de yatırımları artırarak Türkiye'de aş ve iş iklimini yaratıyor. Bu Türkiye'de huzuru beraberinde getirecek bir sistem. Buradaki bu misyonunuz bizim için çok önemli. Zaten terörü aş ve iş bitirecek. Yani Türkiye'nin kurtuluşu budur. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı şimdiden başlamamız lazım. Örnek bir il olmamız lazım. Ben NİDE Üniversitesi'nde bir inovasyonun olduğuna inanıyorum. Öğrenciler arasında da girişimcilik alanında yaptığımız çalışmalar neticesinde de ben bu NİDE Üniversitesi'nde bunu görüyorum yani. Bu ışığı görüyorum. Turgut Bey şimdi NİDE ve bölgesi aslında 4-5 tane şehir birbirine entegre olan ve birbiriyle bütün halinde yaşayan bir bölge nüfus. Aksaray'ıyla, Nevşehir'iyle beraber, etrafındaki büyük şehirlerle beraber. Şimdi TEB buraya ayrı bir önem veriyor bu bölgeye. Özellikle girişimcilik konusunda bölgenin karnesi nasıl? Siz finansmancı gözüyle nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ondan önce ben rektörümün söyleminden hareket edeyim. Aslında rektörüm 3 tane önemli konu üzerinde durdu. Birincisi hidrojen enerjisinin kullanımı ki 2100 yılına giderken hidrojen enerjisinin kullanımı çok önem arz etmeye başlayacak. İkincisi güneş enerjisi dedi. Güneş enerjisine baktığımızda daha doğrusu ben ona yenilenebilir enerji gözüyle bakıyorum. Yenilenebilir enerjide de şu anda dünyadaki toplam enerjinin %25-25 arasında yenilenebilir enerjiden geliyor. Yalnız 2020 hedefinde
dünyada toplam 650 milyar megawattlık bir yenilenebilir enerji üretimi söz konusu. Bu dengeleri değiştirecek. Özellikle Çin, Çin'de bir yenilenebilir enerji köyü kuruldu. Yaklaşık bunun 140 milyar megawattı Çin'den gelecek. Bu çok önemli. Üçüncüsü de tarım. Tarımdan bahsetti. Tarım tabii Türkiye açısından hep konuşuyoruz. Çok stratejik bir sektör. Biz de tarım bankacılığı yapıyoruz. Yalnız burada rektörüm de belirttiği gibi tarım aslında daha farklı bir noktada yapılıyor. Daha teknolojiyle tarımın birleşmesi şeklinde. Ya yani tohumculuk, genetik üzerine özellikle. Bu aslında tarımın daha farklı noktaya götürecek farklı bir boyutunu konuşuyoruz biz. Yani sadece ekmek biçmek olarak değil. Tabii. Bu Türkiye'nin de tarımda aslında yeni bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimi NİDE Üniversitesi görmüş ve bu konuda çalışıyor diye anlıyorum ben. Aslında bu üç tane konu çok önemli. Yani NİDE Üniversitesi'nin bundan öncelinde olması, geleceği görüp okuyup ona göre buralarda kendilerini konumlandırmaları çok önemli. Şeye baktığımızda, bu bölgeye baktığımızda, biz bu bölgeyle biliyorsunuz yaklaşık 7-8 ay önce tekrar bir program yapmıştık. Hı hı. Ondan sonra ne yaptık derseniz, ondan sonra biz bir LESAP üniversiteye yönelik bir programımız var biliyorsunuz. Hı hı. Bu LESAP programını nasıl yaparız diye bu süreç içerisinde bir çalışma yaptık. Burada şöyle bir gelişme oldu. Birincisi biliyorsunuz NİDE'nin de içinde olduğu Konya Ovası projesi var, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı. O proje içerisinde Konya Ovası projesinde bir destek geldi. Bu destekle birlikte hem rektörlük hem buradaki kalkınma ajansı, bu bölgedeki daha doğrusu, evet, kalkınma ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, TEP ve aynı zamanda Konya Teknokent'le birlikte böyle bir oluşum oluştu. Çok güzel oldu aslında bu. Çünkü bu tür oluşumların oluşması, insanların emeğini koyması, sahiplenmesi açısından çok önemli projenin başarılı olabilmesi için. Dolayısıyla kaynağı da bulundu bunun. Şimdi biz Eylül ayında tekrar bir üniversiteler, öğrencilerle daha doğrusu bir toplantı yapıp, toplantı sonucunda talepleri toplayıp, hı hı, buradan seçeceğimiz 30 tane genç öğrenci arkadaşımızı, bizim LETSAP programı dediğimiz 4 aşamalı olan bir program var, 5-6 ay süre. Aslında bu bir ders niteliğinde, bir masterlık ders niteliğinde düşünebilirsiniz bunu. Biz biliyorsunuz iki farklı grupta üniversitede bunu denedik ve şu anda bu programın son aşaması olan Demo Day dediğimiz bir iş fikri yaratıyor çocuklar. Mayıs ayında bütün üniversitelerin bu demo day'lerini bitiriyoruz. Birinci olan arkadaşlar da bir haftalığına Amerika'ya göndereceğiz. San Francisco'ya gönderiyoruz. Silikon Vadisi rüyası. Doğru, Silikon Vadisi'ne gidecekler. Şimdi düşünsene üniversite öğrencisi gidiyor Silikon Vadisi'ndeki, oradaki melek yatırımcıları tanıyor, orada işler nasıl yapılıyor, yaklaşım nasıl, startuplarla konuşuyor ve dünyası olduğu gibi değişiyor. Bu programın bir parçası, bunu da Eylül ayında başlatıyor olacağız. Girişimcilik endeksine baktığınızda aslında çok şey değil, kötü değil yani NİDE olarak baktığınızda. Aslında şimdi orada şunu soruyorlar, diyorlar ki önümüzdeki dönemde 3 sene içerisinde siz girişimci olacak mısınız? Bunu Türkiye ortalamasına baktığımızda 35 kişi diyor ki evet ben girişimci olacağım, buna hazırım diyor. Burada NİDE'nin puanı 30. Biraz şeyin, Türkiye'nin altında. Ama sonra şunu bakıyoruz, bunlardan yüzde kaçı iş kurmuş diye baktığımızda, Türkiye biliyorsunuz orada 2 sene arasında çok ciddi bir sıçrama yaptı. %10'dan %19'a çıktı. NİDE ölçeğine baktığımızda da NİDE'nin de 18 küsur 18,5'larda, yani %19'a çok yakın. Yani biraz olurum diyenlerin sayısı az ama bunu hayata geçirme konusunda işte, evet, Türkiye'nin gerisinde değil. Bu olumlu bir şey. Burada işte üniversiteden başlayan bir programla, bizim biliyorsunuz ondan sonraki programlarımız var. Ön kuluçka, kuluçka, level up, grow up dediğimiz çeşitli büyüklüklerdeki bu startupları farklı programlara uyguluyoruz. Hızlandırılmış programlar. Peki bu ihtiyaçtan kaynaklanan bir girişimcilik mi yoksa gerçekten zorunluluktan ya da yaratıcı bir girişimcilik? Ya tabii oralarda biraz burada da ihtiyaçtan kaynaklı girişimcilik daha ağırlıklı gidiyor. Yani bizim daha fırsattan dayalı bir girişimci, tabii bizim tercih ettiğimiz bir girişim, ihtiyaçtan olan iş bulamamış ve geçimimi sağlamak zorundayım, ben iş kurmak zorundayım. Fakat orada da şöyle bir şey var, ben NİDE'nin rakamlarına baktığımda, şimdi NİDE'de enteresan bir rakam var. NİDE'de sosyoekonomik gelişmişlik sırası 56. Fakat kişi başına gayri safi milli hasılada 34. Yani bu şunu söylüyor, kişi başına gayri safi milli hasıladaki yeri iyi, sosyoekonomik gelişmişliği aşağıda. Bu ne demek? Eğer insanlar burada, evet,
bir altyapıya harcları yapmaya, restoran açılırsa, alışveriş merkezi yapılırsa, atıyorum işte okul yapılırsa, özel hastane yapılırsa var, imkanı var burada yaşayan insanların, para harcayabilir. Yeter ki burada yeni iş yerleri açılsın, sosyoekonomik gelişmeyi arttırıcı bir takım iş yerleri açılsın. Böyle baktığımızda da aslında ihtiyaçtan dolayı burada girişimci var dediğimizde de burada da bir fırsat var. Bunu görebilirler. Sadece hangi alanlarda, nerelerde var diye. Yani o da şu anda buranın ihtiyacı olan bir şey. O da bir altyapının aslında oluşmasıyla sağlanabilecek fırsat da, evet, da diyebiliriz. Çünkü burada çok diğer şehirlerde görülmeyen bir farklılıktı, evet, bu. Özellikle, evet, onu vurgulamanızı çok istedim. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Niğde Üniversitesi'nden yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet efendim, Niğde Üniversitesi'nden yayınımıza biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şevket Katırcıoğlu'na sormak lazım. Şimdi organize sanayi bölgesi, tabii şehirlerde özellikle ortak üretim yapıldığı ve üretim yapmanın avantajlı olduğu bölgeler. Evet. Ama burada da tabii katma değeri yüksek ve farklı ürünlerin üretilmesi şehirleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Evet. Şimdi organize sanayi bölgenizdeki durum nedir? Ben yatırımcı olsam sizin organize sanayi bölgenize neden geleyim, yatırım yapayım, ne de neden yapmalıyım, ne dersiniz? Vallahi bunu çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz organize sanayi bölgeleri her vilayette var. Ama Niğde'de ve iki yerde bizim organize sanayi bölgemiz var. Bir tanesi Niğde'de 406 hektar alana kurulmuş hemen üniversitenin karşısında. Gözünüzle baktığınız zaman şu anda görebilirsiniz organize sanayi bölgesini. Diğeri de Bor organize sanayi bölgesi. Bunlar da genelde sektörel bazda kurulmuş organize sanayi bölgesi. Deri alanında kurulmuş organize sanayi bölgesi. Daha sonra bu organize sanayi bölgesi de Karma organize sanayi bölgesine çevrildi. Ya burada parsel adetlerini de vermek istiyorum, yani doluluk oranı anlamında. Bor OSB'de 235 parselin %45 doluluk oranı var. Niğde OSB'de ise doluluk oranımız %95'e yaklaştı. Hemen bakanlık tarafından da ek bir bölümü Niğde Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisine dahil ettik. Şimdi her şeyden önce üniversite sanayi işbirliği dediniz. Bir defa teknopark anlamında eğer bir araştırma, geliştirme yapacaksa, zaten hükümetimiz de çok büyük katkılar veriyor biliyorsunuz Ar-Ge'ye. Hemen karşısı da Niğde Üniversitesi var. Bor'la Niğde arasında organize sanayi bölgesi yerleşim alanı olarak da bir defa depremden uzak bir bölge. Tabii. Biliyorsunuz eğer yatırımcı birinci derecede yatırım yapmayı düşünürse deprem bölgesine yatırım yapmayı ben kesinlikle düşünmem. Bir defa deprem bölgesi değil. Niğde ve Bor organize sanayi bölgeleri deprem bölgesinde de. İki, biliyorsunuz teşvikler halinde Türkiye teşviklere ayrıldı. Niğde Organize Sanayi Bölgesi de, yani Niğde Bölgesi de 5. Teşvik Bölgesi'nde. OSB'de yatırım yaptığınız zaman mı 5 yoksa yapmadan mı 5? Eğer siz OSB'ye yatırım yapıyorsanız 6. Bölge Teşviklerinden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi bizim bölgemizi TR71 olarak az önce de Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan bahsettik. Şimdi eğer bizim bölgemizi alırsak TR71 bölgesini, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Aksaray vilayetlerini kapsıyor. Bu 5. bölge teşviğinden sadece Aksaray ve Niğde illeri faydalanabiliyor. Yani az önce de belirttiğiniz gibi eğer organize sanayi bölgesine yatırım yapacaksanız 6. bölge teşviğinden alabiliyorsunuz. Tabii bu teşvikler neler? KDV istisnası var. Gümrük vergisi istisnası var. Faiz desteği var. Yatırım yeri desteği var. Vergi indirim var. SSK işveren payının devlet tarafından ödenmesi. Enerji ne durumda başkanım burada? Biz eskiden beri hep iddia ediyoruz. Enerjinin en ucuz kullanıldığı illerden biriyiz. Dağıtım olarak alıyoruz. Bizim bilakis enerjiyi daha fazla tüketen firmalarımız var. Tekstil firmaları enerjiyi daha fazla tüketen firmalarımız. Şöyle bir örneklemeyle size bunu sunmak istiyorum.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 5000 çalışanımız var. Bunun 4500 tanesi tekstil sektöründe çalışıyor. Ve kullandığımız enerjinin de %90'ını tekstille uğraşan firmalar tüketiyor. Şimdi tabii katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor bizim buradan. Onun için de Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde genelde tekstil, hazır giyim, katma değeri düşük olan ürünler. Tabii Niğde Üniversitesi'yle birlikte nanoteknoloji kısmında bir takım çalışmaları var. Ar-Ge çalışmaları var arkadaşlarımızın. Yani tekstil üzerine bir takım çalışmaları var. İnşallah eğer bunlardan büyük ürünler elde edilebilirse, kaliteli ürünler elde edilebilirse katma değeri yüksek ürünler elde Şimdi edilebilir. Şimdi tabii tekstilden vazgeçilmesi söz konusu olamaz. Bir ekonomi muhabiri evet. olarak zaten bunu asla telaffuz bile etmem ben. Ama nanoteknolojinin ve teknik tekstilin artık Türkiye'de tekstil sektörüne girmesi lazım. Bugün çok bahsediliyor. Hep dillerde bir teknik tekstil. Ama kim yapıyor bu teknik tekstili Türkiye'de diye sorduğunuz zaman ben duymuyorum. Görmüyorum, bilmiyorum. Çok az firma belki bununla şu an alakadar oluyor. Madem Niğde Üniversitesi kendini bilimle teknolojiyi buluşturan, buna da üretime dönüştüren bir üniversite misyonunu koydu. Tekstil konusunda Teknokent'te böyle bir çalışmanız olacak mı? Evet, Teknopark'ta aslında bizim çalışmamızdan daha çok oraya gelecek olan sanayicinin, orada Ar-Ge faaliyeti yürütecek olan firmaların ne yapacağı bunu önemli. Talep etmesi lazım. Tabii yani eğer onlar, firmalar gelip böyle bir iş yapacaksa Ar-Ge faaliyetleri için tabii ki yapabilirler. Orada bir sorun yok. Ama biz üniversite olarak bu işin neresindeyiz dersek, onu sorarsanız, biz şu anda tekstille ilgili bir faaliyetin içerisinde değiliz ne yazık evet. ki. Onun nedenine gelince tabii ki bir Ar-Ge faaliyetini yürütebilmek için gerekli olan 3 şey var. Para, proje, personel. Çok güzel. Para bulunur. Zaten şu anda verilen destekler gerek TÜBİTAK aracılığıyla, gerek Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla, gerek Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla verilen destekler gerçekten benim bildiğim kadarıyla, ki ben 33 yıllık üniversite hocasıyım, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar iyi durumda. Ar-Ge'ye en ciddi yatırımın yapıldığı bir dönemde. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ha bundan ne kadar faydalanıyoruz, bunu ne kadar ürüne dönüştürüyoruz, orası ise maalesef tartışmalı. Onun için para bulunabilir, projelendirebilirsiniz de, ama personel olmayınca bu iş olmaz. Personel olabilmesi için öncelikle tabii tekstil mühendisi bölümü açmamız gerekiyor. Onunla ilgili biz bir çalışma yürüttüğümüzde tekstil mühendisi bölümüne bizim üniversite olarak ihtiyacımızın olmadığı, daha doğrusu yeterince tekstil mühendisi bölümünün olduğu ve Peki. yeterli sayıda mezun verildiği yönünde bir sonuca ulaştık. Bunun sonucunda da tabii ki o alana girmedik. Çünkü çok fazla da üniversite olarak alanları dağıtmak istemiyoruz. Bir saslaşmak lazım değil mi hocam? Tabii ki. Yani biz şu anda enerji ve tarım alanını önceledik. Daha çok o alanlarda çalışmaları yürütmek istiyoruz. Peki bir de altyapının dedi Turgut Bey de mesela bir şehrin yaşanılabilir bir şehir olabilmesi için o şehire ulaşılabilir bir şehir olması lazım. İnsanların kolaylıkla gelip gidiyor olması lazım. Yani havasının, suyunun, yemeklerinin çok güzel olması ya da altyapının evet. iyi olması derken başka şeyler de buna ilave edilmesi lazım ki o personel de buraya gelip gidebilsin değil mi? Mutlaka tabii ki. Galiba bir yaraya parmak doğrusu, bastım hocam. Evet bir yaraya parmak bastınız. Çünkü gerçekten Niğde coğrafya olarak Anadolu'nun ortasında bir turizm bölgesinde ama ne yazık ki sıkıntılı bir ulaşım noktasında. Bölge olarak çok iyi. Bölge olarak turizmin üst düzeyde olduğu bir bölge. Ama ulaşım açısından düşündüğünüzde, yerel anlamda, noktasal anlamda düşündüğünüzde ne yazık ki onun avantajlarından yararlandığını söylememiz mümkün değil. İşte en son Güney'le, Adana'yla, limanlarla bağlantı sağlayan bir otoban yapıldı. Niğde'ye kadar yapıldı. Bundan sonra Niğde, Ankara tarafı kaldı. Tabii o da uzun vadeli bir iş. Kolay değil hemen yapılması. Zaten fiziken de mümkün değil. Ama en hızlı yapılabilecek ulaşım unsurlarından bir tanesi havaalanı. Evet. Biz bu konuda çok talepkar olduk.
şehir olarak da aynı talepkarlık devam etti ve onun sonucunda Ulaştırma Bakanlığı'na buradan teşekkür ediyoruz. Programa alınıyor diye biliyorum 2019 yılı için. Ha, tamam. Belki Şevket Bey daha soralım ayrıntılı bilir. Yeri gelmişken başkanıma Şevket Bey, bu havalimanı konusu çok önemli. Özellikle Ereğli, Aksaray ve Niğde bölgesel bir havalimanı. Çünkü ulaşılabilir olmak, şimdi buraya hoca getirmekte de sıkıntı çekersiniz. Kesinlikle. Yatırımcı getirmekte de sıkıntı çekersiniz. Turist getirmekte de sıkıntı Adnan çekersiniz. Hocam çok güzel bir konuya parmak bastı. Bizim olmazsa olmazlarımızdan havaalanı. Neden diye sorarsanız, biz bunun altyapısını oluşturduk şu anda. Neden derseniz, biz şahsımıza havaalanı istemiyoruz. Yani Niğde bölgesine havaalanı istemiyoruz. Bu yoldan çıktık. Zaten rektör hocam da vardı bu çalışmanın içerisinde. Biz dedik ki Ereğli, Aksaray, Niğde'nin kullanacağı bölgesel bir havaalanı olsun. Devletimizin parası da çarçur olmasın dedik. Yani havaalanlaşmak iş değil, çalıştırmak iş her şeyden önce. Biz bu yoldan gittik. En son Sayın Başbakanımız Davutoğlu Niğde'ye geldiğinde bize bu müjdeyi verdi. Hasandağ Havaalanı'nı, yani Aksaray, Niğde ve Ereğli'nin kullanacağı bir havaalanı müjdesini bize verdi. Yatırım programına girecektir mutlaka. Nüfus ne kadar bu üç şehrin toplamı? 1.200.000 nüfusa hükmediyor yani. Bir Ereğli, sanayi var Aksaray. Bu bölgede. Tabii ki Aksaray'da da bir sanayimiz var, biliyorsunuz Aksaray'daki sanayi. Bugün teşviklerden en güzel faydalanan illerden bir tanesi Aksaray, diğeri de Osmaniye'dir yani. Biz hep teşviklerden bahsederiz ama iki vilayet bunun kaymağını yemiştir. Bir tanesi Aksaray, bir tanesi de Osmaniye'dir. Yani tabii ki bunu da değerlendirmek gerekir. Aksaray'da bir altyapı var, sanayi oluşmuştur. Tabii. Şunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki büyük gurur duyuyoruz sanayinin Orta Anadolu'da olmasından. Tabii ki. Ben kalkınmanın Anadolu'dan başlayacağına inanıyorum. Yani ben başbakan olsam, cumhurbaşkanı olsam doğuya ve diğer yerlere belli sektörler bazında teşvik veririm. Ben Orta Anadolu'dan bu kalkınmanın başlayacağına inanıyorum. Onun için bu teşviklerin Orta Anadolu şehirlerine biraz daha fazla yayılmasını istiyorum. Şimdi bir reklamlar daha vereceğiz. Reklamlardan sonra Turgut Bey'e ben sözü vereceğim. Aslında çıkış yolunu aramaya başladık programın başından beri. Reçeteye neler yazacağız? Kısa bir reklam arası daha. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet, Türkiye'de bilimle teknolojiyi buluşturan, bunu da üretime dönüştürmeyi başaran Niğde Üniversitesi'nden canlı yayında karşınızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Havalimanından bahsettik. Özellikle rektör hocamız ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız bu konunun altını çizdiler. Çünkü ulaşılabilir olmak bir şehir için en önemli olmazsa olmazlardan bir tanesi. Peki treni kaçırıyor muyuz bu arada başkanım? Yani yüksek hızlı treni kaçırdık. Ama yüksek hızlı treni kaçırdık. Yüksek ama hızlı tren Niğde'nin gündeminde zaten. Şimdi yüksek hızlı trende biliyorsunuz taşımacılık olmuyor. Hızlı trende de bu taşımacılığı yapabiliyorsunuz. Bizim burada Ulukışla mevkiine lojistik bir köy yapılması düşünülüyor. Devlet Demiryolları ile birlikte. Bu limana daha kolay indirme. Yani oradaki konteynerler limanda beklemeyecek. O lojistik köyde bekleyecek. Hem daha ucuz olacak. Hem de oradaki Mersin Limanı mı, İskenderun Limanı mı bağlantı? Mersin Limanı. Bağlantı olacak, evet, değil mi? Bağlantı olacak. Yani bu çalışmalar var. Tabii yüksek hızlı trenle ilgili de biraz daha bizim hem siyasilere hem bizim açımızdan biraz daha çalışmak gerekiyor. Halk istiyor. Bunları defalarca siyasilere dile getirdiler. Herhalde siyasiler de duyuyordur yani. Bizim bunda fazla yapacağımız bir şey olmuyor. Aynen. Ankara'da sesinizin biraz tabii çok çıkması lazım. Bu şehir biraz bakan falan çıkarmış olsaydı daha önceden biraz daha kolay olurdu gibi geliyor bana. Yok, biz milletvekillerimizden de memnunuz. Onlar da gayet bakanlar kadar etkili şimdi çalışıyorlar. Tabii ki hat belirlendi. Evet. Kayseri, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Karaman belli üzerinden. Belli oldu değil mi artık? Kesinleşti. Tabii Karaman üzerinden Antalya'ya iniyor. Onun için tabii eklerle bağlantı yapılabilir kalkın diye düşünüyoruz. Kalkın hakikaten Türkiye'nin ortasından başlamalı. Ben buna katılıyorum. Peki Turgut Bey, şehrin ulaşılabilirliği, erişilebilirlik endeksi tabii siz bunu öyle söylüyorsunuz. Çok önemli.
NİDE'ye baktığınız zaman çıkış yolunu nerede görüyorsunuz? Şimdi şöyle, rekabet endeksinde şehir 58. sırada. Yani 81 şehir içinde 58. Bunun aslında iki tane şeyi var, nedeni var. Bir, erişebilirlik. Zaten konuşuldu. İkincisi de ticari beceri kısmı var. Şimdi ticari beceri kısmında biraz hem girişimciliği burada arttırıyor olmamız lazım. O çok önemli. İkincisi, üniversiteden mezun olan öğrencileri burada tutuyor olmamız lazım. Bunu da yapabilmek için de sosyoekonomik gelişmişliğini ilin yukarıya çekmeniz lazım. Yani hem dışarıdan gelecek insan kaynağı, hem üniversiteden mezun olan yetenekli genç arkadaşları burada tutmak için de altyapının buna uygun oluyor olması lazım. Ama zaten konuşuldu, şehrin problemleri evet var. İşte havaalanı, tren konusu, yeni projelerde biraz daha NİDE'nin geride kalıyor olması. Ama önümüzdeki dönemlerde bunu nasıl telafi edecekler? Ne tarafa doğru? Bu şehrin SWOT analizi yapıldığında hangi yönleri kuvvetli, gelişmeye yönelik, oralarda neler yapılabilir? Bunların üzerinde çalışıyor olması lazım. Baktığımız zaman da ekonomik olarak zaten şehirde tarım çok ön planda gidiyor. Patates çok burada ön plana çıkmış durumda. Yani Nevşehir, NİDE patates diye konuşuluyor. Ama aslında baktığınızda daha katma değerli ürünler de var. Elma üretiminde Türkiye'de ikinci mesela NİDE. Ama mesela burada kaç kişi biliyordur? Patates herkes bilir, NİDE'de patates yetişir diye. Ama elmada ikinci olduğunu birçok kişi... Başkanım elmaları her sene gönderiyor bana. Ben keyifle yiyorum buğday... NİDE'nin elmasını. buğday ambarı. Türkiye'nin aynı zamanda yani önde gelen şehirlerinden. Baktığın zaman kiraz yetiştiriciliği başlamış durumda. İşte üniversitenin katkılarıyla birlikte... Bunu tabii sanayiye tarımda, dönmesi lazım değil mi efendim? Sanayiye dönmesi lazım tabii, sanayi-tarım işbirlikleri. Şimdi sanayi-üniversite işbirlikleri çok konuşuluyor. Fakat Türkiye'de o konuda çok istenilen noktaya gidemiyor bir türlü. Ben hiç unutmuyorum, bu Endonezya Merkez Bankası'nın, Dünya Bankası'nın düzenlediği konferansta Amerikalı bir baş ekonomist vardı. Giuseppe diye. Bu küçük işletmelerin şeyinde çalışıyordu. Direkt Obama'ya bağlı. O şu örneği vermişti. Üniversite sanayici işbirlikleriyle özel bir departman kurulmuş. Ve bunların sırf işi üniversite ve sanayinin işbirliklerini bir araya getirmek. İşi sadece bu. Ve çok başarılı olmuşlar bu konuda. Bizde bu çok konuşuluyor. Bu kadar senelerdir de ağızlardan düşmüyor. Hep üniversite sanayici işbirlikleri ama baktığımızda gerçekten özellikle hızlı değişen bu dünyada, teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği, bilgi toplumunun içerisinde bu kadar hızlı değiştiğimiz yerde sanayinin gerçekten çok ihtiyacı var. Araştırma geliştirmenin dışında da artık araştırma geliştirme bir yerde yerini iş modellerine de bıraktı. Evet. Bu konuda da destek olma konusunda, girişimciliğin ön plana çıkarılması, potansiyelin arttırılması konusunda da üniversite sanayi işbirliği çok gerekli. Ama NİDE'de tabii nasıl bilmiyorum onu, rektörüm bilecek, evet, başkanım son bilecek. Son o zaman sözlerinizi alalım efendim. Adnan Hocam, son dakikalara giriyoruz şimdi. Son sözleriniz nedir? Özellikle Turgut Bey'in bahsettiği, vurguladığı. Turgut Bey'e %100 katılıyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de biz üniversite sanayi işbirliği noktasında genel anlamda çok fazla mesafe kat edemedik. Halbuki ülkenin 2023 hedefleri var, bir vizyon var ve bu hedefler arasında yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının %20 olması gibi bir hedef var. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmanın yolu belli. Bilgiyle deneyimi bir araya getirebilmek. Bu deneyim sanayide var, bilgi üniversitede var. Eğer biz üniversitede üretilecek bilgiyi sanayici vasıtasıyla o yüksek teknoloji ürünlerine dönüştüremezsek, nitelikli bilgi üretip nitelikli ürün elde edemez isek, tabii ki o zaman 2023 hedefleri riske girer. Halbuki öyle bir hedef konmuş, buna ulaşılması isteniyor. O zaman millet olarak, ülke olarak bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Buradaki en baştaki rol üniversite ve sanayicinin. Tabii ikisini bir araya getir gelmesini engelleyen bir takım faktörler var. Bu faktörlerin başlıcası bana göre üniversitenin acelesi yok. Çünkü araştırma yapıyor. Sanayicinin acelesi var. Çünkü bir an önce para kazanması lazım. Ama bunu aşmak için Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yeni uygulamaları var. Bunlardan bir tanesi işte kamu üniversite sanayi işbirliği olarak tanımlanan kapsamda illerde ya da bu kalkınma ajanslarının olduğu bölgelerde birer bakanlık temsilcisi var üniversitelerden.
O üniversiteden tayin edilmiş o bakanlık temsilcisi sanayiciyle üniversiteyi bir araya getirmeye uğraşıyor. Bizim de zaten ben 7 yıldır rektörlük görevi yapıyorum. 7 yıldır bütün hedefimiz, amacımız bunu sağlayabilmek. O yönde ben başkana teşekkür ediyorum. Daha önce de Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için Sanayi Ticaret Odası, Organize Sanayi biz ayırt etmeden devam ediyoruz. Dolayısıyla o yönde çok ciddi çabalarımız oldu ve olmaya da devam ediyor. Zaten bizde somut örnekler var. Bir Doğuş Holding örneğini verdiniz. Onların Ar-Ge şirketi Teknopark'a geldiğinde zaten şu ana kadar bizde üretilen projelere destek veriyorlar. Bundan sonra da o devam edecek. Onun dışında hidrojen enerjisiyle ilgili bilmiyorum reklama girer diye ben söylemiyorum ama o nedenle başka hocalar bir... söylerse reklama girmiyor hocam. Girmiyorsa o zaman Vestel'le bizim hidrojen enerjisi konusundaki çalışmalarımız. Yani bunun somut örnekleri zaten var. Evet. Ürüne dönüşmüş örnekler var. O anlamda bizim faaliyetlerimiz, çabalarımız açısından bir sorun yok. Ama klasik üniversite sanayi iş birliğinin önündeki engeller tabii ki burada da var. Evet. Az önce bahsetti. En basit ve en önde geleni bence o. Onun için burada şu anda KÜSİ, yani o kamu üniversite sanayi iş birliği kapsamında yapılan faaliyetler var. Şevket Başkan'ın da uğraştığı, hatta geçen bir iki hafta sonları burada yaptıkları toplantılar var. Dolayısıyla orada biz önemli çaba sarf ediyoruz. Biz onu çok ciddiye alıyoruz. Çünkü ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için bizim de sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. O sorumluluk siz kapsamında aslında, hareket etmeye çalışıyoruz. Aslında ben şeyi de hakkını vermek lazım. Şehir büyük bir holding gibi, Vali Bey Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. O bugün aramızda olamadı şehit cenazesine katıldığı maalesef için. Belediye başkanımız aslında şehrin bütün altyapısını ve aslında nefes alan bir şehir. Üst üste olmayan yapılar, nefes alan yapılar ve güzel bir ortam var burada. Siz de bu şirketin yönetim kurulu üyeleri gibi çalışıyorsunuz. Evet. Son sözler sizin başkanım. KÜSİ'yle ilgili hemen bir ekleme yapayım. Hemen bir dakikamız kaldı son çünkü. Son şekliyle 20'ye yakın proje çıkarttık biz şu anda. Bunları gerekli yerlere göndereceğiz. Herhalde katkı alacağımızı umuyorum. Son sözlerim teşekkür faslına mı geldi? Artık kapatacağız programı Turgut Bey. Ya ben biraz şeyi gördüm. Yani üniversite biraz sanayinin önünde gidiyor gibi. Güzel. Aslında iş insanı için burada önemli bir fırsat var. Bu. Çok büyük avantaj. Doğru. Bu üniversitenin yaptıkları aslında buradaki sanayici için bir fırsat ve bu fırsatları değerlendirip o alanda yatırım yapma potansiyeli var demektir. Bunu buradaki iş insanlarının bence göz ardı ediyor olmaması zaten lazım. Bugün yan yana olmaları bile zaten bu resim bence Türkiye'nin aslında bütün şehirlerde ama görmesi gereken tabii ki Tümlü'de de üniversiteye çalışıyor yani. Lider olarak bir bütün olarak hareket etmeyi başarıyoruz. Yani bunu bunun içinde gurur duyuyoruz. Belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, sanayi odamız, borsa, organize sanayi hep birlikte hareket etme becerisini gösterebilmiş durumdayız. O yüzden de gerçekten görüyoruz. Yani gerçekten son olarak şunu söylemek istiyorum. Hemen. Tabii bugün hakikaten bizim çok buruk olduğumuz bir gün. Maalesef. Onun için şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin, tüm şehitlerimizden dolayı başı sağ olsun diyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terörün her türlüsüne de lanet okuyoruz. Aynı şekilde biz de bu sözlerinizin altına imzamızı atıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın hocam. Niğde Üniversitesi'nden bu güzel yayını gerçekleştirdik. Sayenizde, ev sahipliğinizde gerçekleştirdik. Türk Ekonomisi Bankası ile beraber şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz biz Turgut Boz'la. Evet efendim, bugünkü programımız Niğde Üniversitesi'nden burada sona eriyor. Biz yarın Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademi Borsa Merkezi'nin gerçekleştireceği yatırım zirvesinde olacağız. Bütün gün orada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Türkiye'de iyi haberler oldukça bunları size elimizden geldiğince iletmeye çalışıyoruz. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.